Darüşşafaka'nın Bakan'ın hiç bitmeyecek hikayesini yer aldığım için çok gururluyum. Hepimizin evimizi bırakıp geldiğimiz bir şefkat yuvası çok şey kattı bize. Ve katmaya da devam edecek. Bunu o büyük yeşil kapıdan girdiğim ikinci senemde anlamıştım. Resim hocamız tarafından resmi olan yeteneğim keşfedilmiş, hemen bir yarışmaya katılmıştı. Karikatürde dünya birincisi oldum. İsmim ödül töreninde Darüşşafaka İlköğretim Okulu'ndan kutu ekmenliği anons edilince Darüşşafaka olmanın ne kadar büyük bir onur olduğunu anladım. Ardından bana bu yuva ikinci bir anne verdi. Hepimizin yakından tanıdığı tiyatro hocamız. Eminim şu an yukarıdan bir yerlerden bizi izliyordur. Yani ışık odasında oynadık. Yukarıdan. Ardından tiyatro kulübüne girdim. Küçük bir yer kaplıyordum ve her geçen sene kapladığım yer ve aldığım roller büyüyordu. Dünyaya bakış açım değişiyordu, düşünce yapım gelişiyordu. Sergilediğimiz her oyunda bir mesele üstüne çalışıyoruz. Bu meseleleri iyi anlatmak için iyi çalışmalar yapmamız gerekiyor. İşte o sonu gelmeyen, bitmeyen provalarda hep bunun üzerine çalışıyoruz. Darüşşafaka olmanın en iyi yanlarından biri de bu. Sürekli öğrenen ve öğreten bireyler olmak. İşte bu yüzden bilmeyerek girdiğimiz o büyük yeşil kapıdan bilerek çıkıyoruz. İyi ki varsın 152 yıllık çınar. İyi ki bir aileyiz.